Dediğimiz gibi savcım, müvekkilim başkomiser Hüsnü Çoban'ın şikayetçi Merve Hanım'a o saatte saldırmış olması imkansızdır. Merve Bakıroğlu kimden ve nasıl dayak yediyse bunun suçunu hiçbir dayanağı olmaksızın müvekkilime atmaktadır. Sosyal medyadaki iddiaların tümü haksızdır. Hüsnü Bey'e ait telefon hattının HTS kayıtlarını dikkatinize sunmak isterim. Bu kayıtlar da müvekkilimin o saatte evinde olduğunu doğruluyor. Peki bu kadın, yani Merve Bakıroğlu, sizinle niye uğraşıyor olabilir? İşin orasını inanın bilmiyorum Sayın Savcım. Kendisi muhbir olarak bir operasyonumuzda bize istihbarat sağladı. O şekilde tanıştık. Bir daha da yakamdan düşmedi. Kendisinden uzak durmak için her yolu denedim ama başaramadım. Yani dolayısıyla atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum Sayın Savcım. Anlaşıldı Hüsnü Bey. Bitir ifadeyi, imzaya hazırla. Anlaşıldı. Bence ortada bir sorun yok. Ayrıca Allah kolaylık versin başkomiserim. Sosyal medyadaki linç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bizleri de sizi korumakla itham edecekler. Ama suçsuz olduğunuz aşikar. Size iyi günler başkomiserim. Geçmiş olsun. Sağ olun Sayın Teşekkür Savcım. Teşekkürler. Hiç kurmayın. Hadi. Savcı bizim tarafımızda. O yüzden strese lüzum yok. Bunu da halledeceğiz. Vallahi yine Hızır gibi yetiştin. Tekrar sağ ol her şey için Başakçığım. Rica ederim. Benim üst katta biraz işim var. Sonra görüşürüz, olur mu? Tamam, tamam. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Bir şey demeyecek misin? Yani meğer seni delinin tekinden kıskanmışım Hüsnü. Biraz öyle oldu. Kızım, senden başkasına bakar mıyım? Aklın kesiyor mu hiç ya? Aman affet Hüsnü. Bunları hiç yaşanmamış kabul etsek ha? Bir daha hatırlamasak. Neden bahsediyorsun anlamadım. Bak unuttum bile. Nasıl şaka? Ulan benim mi bu yüz? Ne hale getirdin vicdansız herif? Bırak beni hayvanerim! Hiçbir yere bırakmam lan! Benden habersiz bir adım bile atmayacaksın lan! Bırak beni ya! Duydun mu lan beni? Duydun mu? Ah başkomiserim ah! Boşu boşuna seni de yaktık iyi mi? Al işte. Arıyor ayı. Ne var be ne? Ne biçim açıyorsun lan telefonu? Küfretmediğime dua et Ödük. Kızınca tatlı oluyorsun ama. Abartma. Bak akıllı ol. Bir dahakine öldürürüm seni. Öyle polisle falan uğraşmak nedir lan? He? Ben aradım mı açılacak o telefon. Hadi bakalım. Bana da bir manyak yetiyor kaç gündür bu. Kim? Merve mi? Ya yine mi arıyor? Sorma baba sorma. Aldık başımıza bir belayı. Müdürüm sağ olsun. Ben ne yaptım kardeşim? Allah Allah. Aç usta aç. Ne diyor kayıt alalım. Hüsnü başkomiserine gelen aramayı kayıt alın hemen. Alo. Ne var? Sertliğine bayılıyorum biliyor musun? Hay Allah'ım ya. Kızım manyak manyak konuşma ya. Ben sana beni aramayacaksın demedim mi? Aman canım. İnsan sıkışınca neler diyor o. Oh. O ne demek? Sen bana sahip çıksaydın eğer böyle olmazdı. Nasıl olmazdı? Yani iftira atmazdın bana öyle mi? Yani. İlgi göstermedin bana. Ben de mecbur kaldım. Ne yapayım? Yeter artık yeter yeter. Vallahi yeter. Benim seninle uğraşacak vaktim yok. Tamam hadi. Kafası güzel yine. Daha maç bitmedi. Neden biliyor musun Hüsnü Çoban? Çünkü ben bitti demedim daha. Ya bırak sana ne? Kendi ağzıyla itiraf etti. Kayıt aldığımız da iyi oldu ha. Çok büyüttüm bu kızı gözünde Hüsnücüm. Değmez görüyorsun işte halini. Müdürüm, bu kadının ifadesi yüzünden evimden aldı beni ekipler. Ya büyütmeyip ne yapayım? Tamam kapandı artık hadi. Sorun çıkaramaz artık. Tamam mı? Gerilme boşu boşuna ha. Alo? Başkomiserim. Şimdiden iyi yıllar dilerim. Ünal yine mi sen? Dur dur kapatma bir dinle beni. O kadar mesaimiz var seninle. Bir dakika olsun dinle. O kadar vicdanın yok mu? Acıman yok mu be? Oğlum
Bana böyle kader mahkum ayaklarına yatma. Organize suçtan cezaevindesin. Sana mı acıyacağım lan? Acıyacak başka adam mı kalmadı? Allah'ın yüzsüzü. Acısana birader ya. Ya bir de bana acı ölür müsün? Bak ne diyeceğim. Benim davam yaklaşıyor. Sen bir dilekçecik yazı versen belki hakim de bana acır. Ha dilekçe? Al yazdım bak al. Al burada gel al dilekçe. Burada gel al ıslak imzalı. Ya bir dinle başkomiserim. Ben de senin işini çözerim. Hadi be oğlum. Duyduğuma göre Merve başına bela açmış. Sen nereden biliyorsun lan Merve'yi? Ben her şeyi duyarım. Merve'nin belalısı var. Kürşat. O dönmüş aslında kadını. Ama tabii sana atmış suçu. Yok ya. Kim o Kürşat? Soyadı yok mu? Birader hadi sana ya. Ya ne oluyor kardeşim ne oluyor ya? Lan bu kaçıncı telefon kardeşim? Ananı dananı herkesi aradın yeter ya. Seni mi bekleyeceğiz lan? Öyle mi? Ünal. Ünal. Lan bir hayır yaptın anlat be. Gerizekalı herif. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Eyvallah. Hüsnücüğüm. Hüsnü kardeşim. Şükür kavuşturana. Ne kavuşması oğlum bir sakin tamam. Müdürüm ne şeref sizi burada görmek. Unutmadınız demek beni. Tamam tamam hadi geç. İstesek de unutamıyoruz seni. Geç. Aman estağfurullah. Otur otur buyurun. Sen de otur. İşimiz gücümüz var hadi. Bir konu var. Yardımın lazım Ünal. Başımla beraber müdürüm. Merve meselesi mi? O tabii başka ne olacak? Ne biliyorsan anlat. Bizim işimize yarayacak bir şeyler söyle. Biz de senin hayatını kolaylaştıralım. Söz mü müdürüm? Söz tamam. Tamam. Hüsnü? Konuş lan konuş tamam. Özel uçuşlarla başladı bu hostesliği. O zamanki sevgilisiyle yurt dışından pırlanta getirip götürüyorlardı. Öyle yollarını buluyorlardı. Adam yakalanınca istihbarata yanaştı kurtardı kendini. Şimdiki sevgilisi var ya Kürşat. Bu kaçak alkol ve tütün işine giriyor. Dayak mayak hikaye. Dövdüyse o kızı bu Kürşat manyağı dövmüştür Merve'yi. Benim bildiğimin hepsi bu kadar. İşinize yarar mı? Yaramaz mı oğlum? Aferin lan. Müdürüm. Bu Kürşat kaçak alkol işindeyse tam yılbaşı öncesinde zaten rahat durmaz. Bulalım keselim hesabını işte. Aynen. İşte o kadar. Kesin hesabı. Herkesi kör edip duruyor. Çok sağ ol. Müdürüm ben? Ya ben ne olacağım müdürüm? Kolaylaştırırız demiştiniz. Ünal, tam olarak hadi, nasıl hadi yani? Götür nasıl şunu yani? Hadi kardeşim hadi. Üstü başkomiserim. Hadi kardeşim. Beni buralarda unutmayın başkomiserim. Abi çok kalabalık değiller. Silah milah da görmedim. Belli olmaz. Boş değildir bu herifler. Dikkatli olun. Kürşat bu mu? Evet. Onu bana bırakın. Neden? Öyle gerekiyordu ondan. Resmiler hazır mı? Hazır abi. Bizi bekliyorlar. Hadi başlıyoruz işaretimle. Polis! Kıpırdaması kimse? Ne oluyor lan? Geç. Geç şuraya. Geç. Ne yapıyorsun ha? Gel buraya. Çek. Yokla hepsini bunların. Geç. Çök dedim lan. Çök. Geç. Ne vardı lan orada? Ha? Ne vardı? Hayırdır? Buradaymış. Bize mi sıkacaktın lan? Ot var, düşman var amirim. Şu tarafa geç. Sır. Geç. Lan sen o polis değil misin? Çoban mıdır nedir? Çobandır ya. Üstü çobandı. Dön lan arkana. Yat. İndir ellerini. Emre, Seval ne durumdasınız? Tertemiz abi tertemiz. Mikropsuz da yani. Her yer alkol baksana. Şaka yapma işini yap. Topla herkesi hadi. Hep o Merve karısı yüzünden değil mi? Seni kurdu şimdi oynatıyor değil mi? Sizi bir oynatacağım var ya Bunları yürü lan diş önüme yürü. Yürü. Ne dedik ya? Niye gergin bu kadar? Adamın şahsi meselesi. Gitme üstüne bence. Merve senin eski sevgilin mi? Evet. Sen mi dövdün? Hadi lan. Allah'ın varsa itiraf edersin. Hadi hayvan. Siz gördünüz mü Merve'yi? Gördük evet. Ya dövülmez mi o karı? Ya bırak ifadeyi mifadeyi. Erkek erkeği şurada.
O karı eşek sudan gelince kadar dövülmez mi? Merve'yi bu dövmüş. Sen de iyiymişsin başkomiserim. İkna oldun yani. Sağ ol. Başkomiserim. Ya sana da öyle ileri geri konuştum. Kadının halini görünce bir nevrim döndü. Vallahi rahatladı müdürüm. Yani ailecek rahatladık. Sizi de yorduk Yunal'a kadar gittik öyle ama işimize de yaradı yani. Siz de gördünüz. Gelmiş geçmiş olsun oh, diyelim. Geçmiş olsun. Baş üstüne, baş üstüne. Çok selamlar, saygılar, 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 çok saygılar. Aferin! Ne oldu Hüsnü? Bu dert de bitti. Ha? Oh, o manyak vardı ya hani. Merve, Merve olsun. Sapık. Cık, gerizekalı. Onu döven adamı bulduk. İtirafı da aldık. Ha. Kapandık ona. Oh. Tamam, oh be, geçmiş olsun. Vallahi hepimize geçmiş olsun. Efendim. Aa, evet tabii müsaitim. Buyurun savcım, buyurun, sizi dinliyorum. Müdürüm, sizi bu saatte tam yılbaşı arifesinde arıyorum ama vaziyet biraz karışık. Hayırdır inşallah. Hüsnü Çoban hakkında bir şikayet daha var. Yine mi sayın savcım? Maalesef. Rıza baba, şu kadın yine şikayetçi olmuş Hüsnü'den. Haberim var. Konuştum savcım. Eyvallah kuçum. Peki Hüsnü'nün haberi var mı? Henüz yok. Bu gece keyfini kaçırmayalım.